Az önce söyledim, CHP sözcüsü Faik Öztrak genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Hükümetin Ukrayna krizine hazırlıksız yakalandığını öne süren Öztrak, ekonomi yönetimini hedef aldı. Erdoğan bölgemizde ve dünyada tarihin akışını değiştirebilecek bu olaya Afrika gezisindeyken yakalandı. Döndü, güvenlik zirvesini topladı ama bu kez bir de baktık toplantıda Dışişleri Bakanı yok. Niye? Toplantı yapıldığı sırada Kazakistan'daydı. İktidarın Ukrayna krizine hazırlıksız yakalandığını öne sürdü. Meclis derhal toplanmalı dedi. Rusya-Ukrayna çatışmasının siyaset üstü bir mesele olarak ele alınmasını, hükümetin bu hadisedeki tutumunun esaslarının millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istişareyle belirlenmesini istiyoruz. Ayrıca gelişmelerin her aşamasında meclisin icranın başı tarafından bilgilendirilmesini de bekliyoruz. CHP sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ukrayna-Rusya krizi zaten ölü doğan saray tipi ekonomi modelinin tabutuna son çiviyi çakmıştır. Bu krizin uzaması durumunda turizm gelirlerimizde önemli bir düşüş görülebilir. Krizin ekonomiye olumsuz yansımaları olacağını öne süren Öztrak gerekli tedbirlerin alınmadığını savundu. İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden dün Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı. Bunu yaparken vatandaşlarına akaryakıt fiyatındaki artışa karşı korumak için ellerindeki tüm araçları kullanacaklarını söyledi. Peki bizde böyle bir plan var mı? Kaç gündür Brent petrol 100 dolar seviyelerinde dolaşıyor. Dolar kuru yukarı gidiyor. Ülkemizde benzin ve mazotta fiyat artışını engellemek için hükümet ne yapıyor? Hiçbir açıklama yok. Evet, CHP'nin görüşü.